Arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Gökhan. Bugün sizlerle birlikte yeni çıkmış olan SM Soccer Manager 2022'nin tanıtım videosuyla karşınızdayım. Gerçekten lisanslı kulüpleri gördünüz. Inter'i gördüm. Wolverhampton'ı gördüm. Diğerlerini de gördüğün gibi doğum tarihimizi 96 yapacağız arkadaşlar ki doğum tarihimi bilenler biliyor zaten. Oyun sesini açmayacağım. Lisans sorunu falan olur diye. Şöyle Ayaz yaptık abi. Şöyle güzel bir şekilde Ayaz aynen. Ocak yapmadık. Doğum tarihimizi yazalım abi. Ağustos yapalım. Oyun başlatır. Yeni pakete. Ultimate paket. Ooo, bunlar ne yapıyor peki? Soccer Manager çocuğun kitlemek için senin kontrolünü için bir paketi yükleyebilirsin. Ayrıca sen de bir paketi. Ooo, değişikmiş. Sevenfort Ultimate paket ne? En çok seçilen bu mu? Hadi bakalım oyun işlensin. Soccer Manager 2022'nin tanıtım videosu bu. Soccer Manager'in belki devamı niteliğinde çekebileceğim videolar elbette gelebilir. Mağaza var, profil var, yeni kariyer. Okey kanka, yeni kariyer yapalım o zaman. Seç diyelim abi. Buradan Türkiye'yi seçeceğim. Ki Türkiye benim en çok seçmek istediğim ülkelerden bir tanesi. Türkiye seçtik. Lisanslara bakar mısın? Galatasaray'la başlayalım. Aynen. Kontrolünü al dedik. Oyunu kaydettik. Slota kaydet dedik. Galatasaray'la olduğu için Galatasaray'ı seçtim. Şimdi bazı kardeşlerim diyecek ki niye Fenerbahçe'yi seçmiyorsun? Abim sen Fenerbahçelisin. Fenerbahçe'yi seçerdin ama bu kariyerleri de yapacağız. Galatasaray, Fenerbahçe vesaire. Şimdi taktikler bölümü, dizilişler, oyun stilleri ve oyuncu rolleri dahil olmak üzere kulübümüz için ay şuna bakın. Arkadaşlar şuna bakın. Oyuncuların gerçek yüzleri var. Kendi taktiklerini oluşturabilirsin. Tamam. Farklı arasındaki tamam. Okey. Abi çok güzel değil mi 4-3-3 sistemleri? Çok merak ediyorum ya. 4-2-2 var. Çıkıldağ var. Moruton var mı? Çok merak ediyorum. Şöyle yaptık abi. Bir saniye. Bu oluşturabileceğimiz bir şey mi? Kaydettiğimiz bir şey mi? 3-4-3 var. Galatasaray 3-4-3'ü bu arada oynayamaz. 3-3-3-1 var. Bunu da oynayamaz. 4-2-3-1'i oynayabilir. Çıkıldağ oynatabiliriz. Mustafa Muhammed orada oynamaz bu arada. Başka. Bu arada aslında Çağo da var. Bir saniye. Abi burayı geri yapalım Mustafa Muhammed'i. Asun Çağ'ı şuraya alalım. Çıkal daha öyle yer değiştirdik. O S'de oynuyor. Şurada mı yok. Burada daha iyi be. Şurada oynayabilir. Asun Çağ mevkisinde kalsın. Abi benim başka yedeğim yok mu ya? Başka yedek lazım bana. Başka yedek lazım bana. Neyse şimdilik böyle olsun. Mustera oyun görünümünü çok merak ediyorum. Moruton burada. 64 de oynuyor. Moruton'u bu kadar düşük yapmalarının sebebi ne ya? Çok merak ettim. Çıkıldağ ve Ryan Babel. Cagne zaten burada oynuyormuş. Babel burada oynuyormuş. 4-2-3-1. Aslında arkadaşlar Dost'a çok sıkıntı olmasın diye şunları şu şekilde oynatmak istiyorum. Böyle çok Çıkıldağ'ı arkasına aldım. Gerçi Feguli de şurada oynar. Ryan Babel'i oynatmayacağım hiçbir şekilde. Ryan Babel'i hiçbir şekilde oynatmayı düşünmüyorum. Deandre Yerli 68'de oynuyor. Omar Abdallahoğlu daha güçlü. OES'de 70. Ya seninle oynatsam emin ol. Çok daha verimlilik puanına sahip olabilirim. Neyse böyle olsun Berkan Kutlu. Devam ettiğim abi. Bunlar reytingini artır diyor ama şu an reytingiyle falan hiçbir şekilde uğraşmayacağım. Okey. Hazırlık maçı galiba değil mi? Aynen hazırlık maçı. Maçı oyna diyelim bir saniye. Aynen maçı oyna diyelim ki hızına falan bizi ayarlayabiliyoruz mu? Veya başka bir şey yapabiliyoruz mu? Bilmiyorum. Ses verelim. Oyun görünümünü çok merak ediyorum. Geçmek için dokunun diyor. Abi çok iyiydi Ankara gücü ne alaka ya. Hazırlık maçı gerçi. Çok iyi yapmışlar. Deli olacağım yemin ederim mükemmel yapmışlar. Çok tatlı bir menajerlik oyunu bizi bekliyor ya. Ay bakın. Çok iyi değil mi? Bir saniye. Neye bastık? Bir saniye arkadaşlar maç istatistikleri, ratingler, taktikler tamam. Taktikler bizim için önemliydi. Talimatlar. Genel. Genişlik. Mentalite. Mentalite önemli. Mentalite hücum oynayacağız. Tempo hızlı bir tempoda. Yaratıcılık normal olsun. Genişlik normal olsun. Maç istatistikleri kalsın. Ratingler genel bakış savunma kısmına. Tüm sağ pres bizi yorar arkadaşlar. Yarı sahada basmamız lazım. Aslında yarı saha da çok değil ya. Bölgesel basmak daha mantıklı bilemedim. Top tarzı sert olsun. Savunma çizgisi yüksek. Biraz daha önde olsun. Çok gol yiyebiliriz ama
Biraz böyle olsun ya. Maksadımız oyunu anlayabilmek, öyle diyelim. Önemli anları bekleyeceğiz. Biraz daha hızlandırabiliriz açıkçası. 9-12. Galatasaray yüzdü. Yani biraz düşük bir modda oynuyoruz gibi ama tamamen ilk kez oynadığım için sizlerin de görünme açısından yaptığım bir şey bu. Önemli anlar olursa galiba oyunda gösterilecek. Bu arada niye geçmiyor? Bu oyunun ilk deneme aşaması bu arada arkadaşlar. 3'e 1, dakika 24. Galatasaray Oyunoku biraz daha topa sahip olmam lazım. Şimdi bir serbest vuruş mu? Çeco. Çeco. Bir şut denemesi mi? Zayit. Tekrardan oğlan Çeco'ya. Çeco. Kaleci Muslera. Çıkıldao. Arka grafikleri falan ayarlamak var mıdır ya acaba? Çok merak ettim. İlk şutlar değil bu arada. Göster diyelim. Topu orta sahaya geçirmekte zorlanıyoruz. Bunun nedenine geleceğiz abi. Taktikler kısmına biraz gelelim. Şuraya 4-2-3-1 değil de düz 4-3'ü oynasam ne olur? Çok merak ettim. Fegeli'yi burada oynatacağım. Burası Çıkıldağ ile oynasın. Cagne burada oynasın. Emre Kılıç burada oynasın. Düz oynadığı zaman sanki biraz daha iyi olacakmış gibi. Oyuncu rollerinde sıkıntı yok. Kaptan tamam. Kaptanı Muslera yapalım abi. Penaltıcı yani Cagne. Emre Kılınç diyor ama Emre Kılınç'tan iyisi yok mu ya? Feguli kullansın. Feguli tekrardan kullansın. 45 ile oynuyor. Abi hangisi ise o kullanacak. Köşe vuruşu sağ sol bakar mısın? Cagney ne alaka? Çıkıldao kullansın ve gene Çıkıldao kullansın. Son sonuçları boş verelim. Maç istatistikleri %16, çok orta alanda oynayan benim sağımda daha fazla oynanıyor oyun. Bu da bizi biraz sıkıntıya sokmuyor değil. Şimdi orta alanı hakimiyetini alabilmek için üçlü orta sahaya geçtim. Over Abdellao. İlk yarı muhtemelen bitecek. Aynen, ilk yarı bitti. Güzel bir görünüm var ya. Fena gibi durmuyor yani, bilmiyorum. Devam et diyelim abi. İkinci yarı değişiklikler yapabildiğimiz kadar yapabileceğiz zaten. Bu bizim aleyhimize olan bir şey değil. 4-2-3-1'e karşı ne oynasam iyi olur ki, bilemedim. 4-3-3 de çok işe yaramıyor gibi ya. Taktikler kısmına biraz daha gideceğim. Rakibin taktiği. Abi rakip o yüzden açıkçası biraz talimatları verdik. Hücumu verdik. Savunmayı verdik. Hücum pas tarzı kısa. Karışık yapacağız. Hücum tarzı iki kanattan diyelim. Forvet oyuncuları kaleyi gördüğünde vur. Oyunu geniş alana yazmak. Çizgiden yapılan ortalar ki bu bizim daha da lehimize olacakmış gibi duruyor. En azından ben öyle düşünüyorum. Bir taktiksel değişikliğe falan gittik. Orta saha mücadele ka belki orta sahamız top tutamıyor diyor. Marcao. Luyendama'ya verdi. Luyendama. Pası Taylan Antalyalı. Bir sıkıntı var bizde gibi. Bilmiyorum. Uzun bir top. Kaleciyle baş başa. Mbaye Cagney. Mbaye Cagney. Mbaye Cagney. Gol sevincini merak etmiyor değilim. Abi bu nasıl bir Cagney ya? Bu nasıl bir Cagney ya? Durdurduk abi. Genel bakış taktiklere tekrardan gittik. Oyuncu değişiklikleri yapmamışlar. Asın Sao. Fena değil. Ömer Bayram'la yer değiştireceğim. Ömer Bayram orada da oynayabiliyor çünkü. Başka top tutamadığımızdan bahsetmiş. Halil'i burada oynatsam. Şöyle biraz daha iç içe. Emre Kılıç'ı şurada oynatacağım abi. Biraz da arkasında. Cagne var değil mi? Aynen orada Cagne var. Oğulcan da çok iyi durmuyor ya. Şöyle bir şey sanki biraz daha mantıklı olduğu gibi, bilmiyorum. Orta sahamda biraz sıkıntılı gibi gözüküyor ama. Deandre Yedlin de şöyle bir değişiklik yapsın. Ya oyunda kontrolü bir türlü sağlayamadık. O canımı sıkan etkenlerden bir tanesi de bu. Sadece 4 şut atabildik. 4 şut ki bu da çok az sayıda bir şut özelliği. Gene 4'e 2 ve 4'e 2 bitki de geliyor. Yani gol yiyebiliriz bu arada. Zayt çok açık verdik. 4'e 2 geldi. Taktiksel değişikliğimiz de çok işe yaramadı gibi. Zayt yani.
Gol yiyeceğimiz belliydi ya. Çok fazla pozisyon vardı. Çok oyunun kontrolünü tamamen Ankara gücüne verdi ki 4-3 anında. Çok işe yaramadı söyleyelim ve muhtemelen buradan da maç bitecekmiş gibi duruyor. Hani ilk maç bitti arkadaşlar. Çok da istediğimiz gibi geçmedi açıkçası. Oyuncu satmamız lazım. Oyuncu kiralık oyuncu vermemiz lazım. Bir şeyler yapmamız lazım arkadaşlar. En azından benim bildiğim bu. Oyunla ilgili detaylı videolar da gelecektir. Yapmanız gereken tek şey beklemede kalmak. Kötü bir oyun oynamışız. Yani bu 4-3 taktiğinin işe yaradığını pek de söyleyemem. Devam edeceğiz abi. Seviye 1 güzel oldu. Bu seviye 1 devam edeceğiz. Devam edelim. Menajer mi seçiyoruz? Tamam. Şunu seçelim bari. Okey. Ek antrenman alanlarını genişletebiliyormuşuz. Ki bununla mı geliştiriyoruz bilmiyorum. Unlocked başlangıç paketiymiş bu. Bu ne oluyor tam olarak? Tamam. Devam edelim. Oyun işlensin. Oyunun arayüzünü falan beğendim bu arada. Yenilik yapılan giriş günü kadar bize ödül veriyor galiba. Değil mi? Aynen. Tamam. Sonraki. Okey. Bu özel teklifle spot lambası ile alınan şeyler. Orayı biliyorum. Burada mesaj kutusu var. Antrenör ekibi ne diyor? Antrenör ekibi bu oyuncu form seviyesinin düşük olduğunu rapor etti ve form seviyeden iyi duruma gelmesi önümüzdeki maç dinlendirmelerini önerdi. Biz bu oyuncuları o zaman boşa oynatmışız abi. Çağlayan şu an yedek rotasyon oyuncu konumuna uygun. Tamam bir şeyler yapacağız. Morali düşmüş. Okey. Arkadaşlar ben oyunun içeriğinden size bahsedeceğim ilerleyen bölümlerde. Bu birinci bölümümüz olsun. İkinci bölümde kendinize çok çok dikkat edin. Sağlıcakla kalın.